Rus doğalgaz boru hatları kuzey yakın 1 ve 2'de sızıntılar sonrası iki patlama tespit edildi. Alman ve Rus istihbaratı sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. ABD Başkanı Joe Biden açık açık tehdit etmişti. Rusya-Ukrayna savaşından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın savaş çıkması durumunda boru hattıyla ilgili söylediği ifadeler sosyal medyada gündem olmuştu. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Yakım 2 boru hattının ortadan kaldırılacağını söylemişti. ABD Başkanı'nın bu sözleri gerçek oldu. İsveç ve Danimarka yakınlarındaki Kuzey Yakım 1 ve 2 doğalgaz boru hattından sızıntılar olduğu açıklandı. İsveç Ulusal Sismika ise Rus doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki patlama tespit edildiğini duyurdu. Bölge gemi trafiğine kapatılırken yetkililer sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. İsveç İstihbarat Teşkilatı sızıntılarla ilgili soruşturma başlattı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, boru hattında sızıntı tespit edilmesinde sabotaj ihtimalini göz ardı edemeyeceğini bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Danimarka Savunma Bakanı boru hattının durumunu görüşmek için bir araya geldi. Toplantıdan sonra Stoltenberg sosyal medyadan açıklama yaptı. Stoltenberg, boru hatlarında görülen gaz sızıntısına yol açan sabotajı görüştüklerini yazdı. Avrupa Birliği adına açıklama yapan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, boru hatlarındaki sızıntılardan endişe duyduklarını belirtti. Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "bu olaylar tesadüf değil ve hepimizi etkilemektedir" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Deniz Kuvvetleri'nin 10-14 Haziran tarihlerinde Kuzey Yakımı 1 ve 2'nin geçtiği bölgede tatbikat düzenlediği ortaya çıktı. Tatbikatın sızıntı yaşanan Danimarka'nın Bornholm Adası açıklarında yapılmış olması dikkat çekti. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı ise yaptığı açıklamayla borularının saldırıya uğrayabileceği konusunda Avrupa'yı uyardığını duyurdu. Yani CIA, Avrupalı müttefiklerine kuzey akım borularının yaz boyunca savunmasız olduğu konusunda stratejik bir uyarı göndermiş.